Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar, adım Ali. Sizlere karşılaştığım çok garip bir hayat hikayesini anlatacağım. Fakat öncesinde biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Bundan yıllar önce 1986 senesinde Nusaybin'in kırsal bir köyünde doğdum. Hiç tanışmadığım dedemin annem babamı vermek istememesi üzerine babam annemi kaçırıp buraya doğduğum köye gelip gece konudan bozma bir eve yerleşiyorlar. Babam çok geçmeden anneme gerçek yüzünü gösterip gece gündüz içmeye başlıyor. Alkolik şerefsizin teki. Annem tarlalarda çalışıp eve ekmek getirdiği halde bu bütün gün oturur televizyon karşısında içerdi. İçip içip de annemi döverdi. Küçüklüğüm hep odama kaçıp kulaklarımı kapatarak annem feryatlarını duymama çabalarıyla geçti. Nasıl bir travmayla büyüdüğümü varın siz düşünün. Yıllar böyle akıp gidiyordu. Her gün aynı eziyetler, aynı bağırış çağırışlar. Evin aksine ben okumayı çok seviyordum. Derslerimde de başarılı bir çocuktum ama tabi evde olanlar yüzünden yaşlarımla kaynaşamazdım. Sessiz, içine kapanıktım. Tek istediğim okuyup annemi de alıp buralardan gitmek ve gerçekten faydalı bir iş yapmaktı. Tabi bunu yapmak çok zor olacaktı, biliyordum. Her gün babamın ayyaş arkadaşlarının eve gelip kahkahaları, müzik dinleyip içme sesleri arasında odamda dersimi yapmaya çalışıyordum. Annemin çektiği çile gözle görülüyordu. Gözlerimin önünde eriyordu kadın. Her tarafta bira, rakı şişeleri, sigara külleri, iğrenç muhabbetler, küfürler. Buna rağmen bir şekilde kendimi derslere veriyordum. Ben daha 8-9 yaşlarındayken bir gün babam annemi dolapta neden buz bitmiş diye evre çevre dövmeye başladı. Bugüne kadarki dayaklarım en kötüsüydü bu yaptığı. Annem öyle acı içinde bağırıyordu ki artık dayanamayıp araya girmeye çalıştım. Baba, yapma, vurma anneme diye ağlıyordum. Annem bir köşeye atıp bu sefer bana dayak atmaya başladı. Acımadan, bir insana vurulmayacak kadar sertçe vuruyordu. İşte her şey o anda oldu. Annem babamın beni dövdüğünü görünce sessizce kalktı, mutfağa gitti. Geri dönerken elinde bıçak görmüştüm. Anne, yapma diye bağırırken bir anda babam bıçaklamaya başladı. Artık gözü dönmüştü. Cinnet geçiriyordu. Defalarca kez bıçakladı. Babam yere yığılıp kaldı. Her yerde kan vardı. Annem elindeki bıçağı atıp ağlayarak geri çöktü. Ellerinde kanlar vardı. Koşup ona sarıldım. İkimiz de ağlıyor, korkudan titriyorduk. Annem babama bakmam için beni uyarıp yüzümü göğsüne bastırdı. O manzarayı görmemi istemiyordu ama çoktan görmüştüm. Gözlerimin önünde daha 10 yaşına bile basmamışken annem babamı öldürdü. Tüm bu sesleri duyan komşular askerlere haber verdiğinde eve bir sürü asker üniformalı adam geldi. Annemi alıp götürdüler. Ellerini kelepçe vurdukları anda ona koşup son kez sarıldım. Bu onu son görüşüm olacaktı. Annem hapse, babam mezara, ben ise devlet himayesinde yetimhaneye gittim. Böylece işkence dolu bir yuva dağılıp gitmiş oldu. Yetimhaneye gittiğim ilk günü hatırlıyorum da. Orası annemin olmayışı hariç kendi evimden daha huzurlu ve daha sıcak gelmişti bana. Burada en azından dayak yoktu. Aç kalmak yoktu. Bize bağır, çağıranlar yoktu. Odama saklanıp tek başıma ağlamak yoktu. Burada bir sürü yaşlım vardı ve hepsi en az benim kadar yaralıydı. İlk zamanlarda bocalasam da sonraları buraya çok alıştım. Sadece içimi sızlatan şey annemi göremiyor olmaktı. Onu çok özlüyordum. Babama gelince de geberip gitmesi umurumda bile değildi. O bizim hayatımızı mahveden adamdı. Adını anmak bile istemiyorum. Babam diye söz etmekten dahi utanıyorum aslında. Yetimhanede çok iyi anlaştığım iki arkadaşım olmuştu. Birisi Efe, diğeri de Ayşe'ydi. Efe dünyayı gözden açtan bir ay kadar sonra bu yetimhanenin kapısına bırakılmış bir çocuktu. Ailesini hiç tanımamış. Kim olduğunu, anne babasını hiç bilmemiş. Ayşe ise bundan yıllar önce dağ başında, orman yakınlarında yıkıntı bir harabe içinde bulunmuş. Buraya getirildiğinde daha 3 yaşında ancak varmış. O da ailesini pek hatırlamıyor. Annesini hayal meyal hatırladığını ve sık sık rüyasında gördüğünü söyler. Üçümüz de birbirimizin derdini, yarasını bilirdik. Aramızdan su sızmazdı ve hep birlikte takılırdık. Buraya getirdikten sonra okulum da değişmişti. Ama neyse ki okul değişikliğinden etkilenmedim. Çünkü
Efe ve Ayşe ile aynı sınıfa verilmiştim. Bu güzel tesadüf benim için çok iyi olmuştu. Aradan yıllar geçtikçe birbirimize daha da bağlandık. O yıllara dair hatırladığım buruk olan tek şey ise bir gün bir aile Efe'ye evlat edinmişti. Efe için her ne kadar üzülsek de aslında onun bir ailesi olacağı için seviniyorduk. Efe gittikten sonra Ayşe ile biz bize kalmıştık. Her konuda birbirimize destek oluyorduk. Yanılmıyorsam 15 yaşlarına falandık. Ayşe son zamanlarda biraz farklıydı. Onu birkaç gündür uykusuz ve durgun görüyordum. Sohbet sırasındaysa sık sık uzaklara dalıp gidiyordu. Ona ne olduğunu sorduğumda bir şeyim yok, İyiyim diye beni geçiştirdi. Bu birkaç kez daha tekrarlanınca onu köşeye çekip zorladım. Neler oluyor? Gözlerinin altı uykusuzluktan morarmış. Sürekli dalgınsın. Resmen ayakta uyuyorsun. Bir şeyler konuşurken sürekli sağa sola bakıp duruyorsun dedim. Bunları söylediğimde Ayşe ağlamaya başladı. Ben hiç iyi değilim Ali dedi. Ne oldu? Neyin var? Anlatsana ne bu halin dedim. Son zamanlarda hiç uyuyamıyorum. Korkuyorum. Ben hiç iyi değilim Ali dedi. Yahu neyden korkuyorsun? Neden uyuyamıyorsun? Açık açık konuşsana dedim. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Sana anlatırsam bana zarar vereceğini söyledi. Yapamam. Anlatamam. Beni izliyor dedi ve bunları söylerken sürekli paranoyakça etrafı kontrol edip durdu. Baktığı yerlere baktığımda hiç kimse yoktu. Omuzlarından tutup onu silkeledim. Kim neye izin vermiyor? Bak ben yanındayım. Anlat hadi. Bana neler oluyor söyle dedim. Uzun uzun hıçkırarak ağladı. Defalarca kez yapamam deyip durdu. Ona ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Psikolojik olarak çökmüş bir hali vardı. Anlatması için fazla üzerine gittiğimi fark etmiştim. Ondan özür dileyip istediği zaman anlatabileceğini, ne olursa olsun yanında olduğumu söyledim. Bana sarılıp teşekkür edip gitti. O gidince düşünüp durdum. Ne oldu bu kıza böyle? Hayat dolu, neşe saçan Ayşe gitmiş, yerine yürüyen cenaze gelmişti. Kalkıp bahçeye çıktım. Gözlerim Ayşe'nin arkadaşı Elif ağrıyordu. Onu yetimhane bahçesinde çardağın altında otururken görüp yanına gittim. Selamlaştıktan sonra ona, Ayşe'nin nesi var? Son zamanlarda çok sıkıntılı. Bana bir şey anlatmadı. Sen bir şey biliyor musun diye sordum. Önce biraz durdu. Söyleyip söylemek arasında kararsız kaldı. Birkaç kez ısrar ettiğimde bildiklerini anlatmaya başladı. Ayşe birkaç hafta önce gece yarısı uykusundan çığlık çığlığa uyanmış. Hemen kalkıp yanına gitmişler. Korku içindeymiş. İkisi beraber gidip yüzünü yıkamışlar. Sadece kabus gördüğünü hatırlıyor ama ne gördüğünü hatırlamamış. Sonra bu olay neredeyse her gün olmaya başlamış. Geceleri artık korkudan uyuyamıyormuş. Ama bunu benden duyduğunu söyleme deyip gitti. Elif'in anlattıkları iyice canım sıkmıştı. Ertesi günü okulda öğle molasındayken okulun arka bahçesinde oturuyorduk. Nasıl olduğunu sordum. İyi değilim dedi. Geceleri neden uyuyamadığını sormakta ısrar etmeye başladım. Önce durdu ve tamam anlatacağım deyip derin bir nefes aldı. İlk başta Elif'in anlattığı gibi bir gece kabus görüp uyandığını söyledi. Ama uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Çok korkmuştum. Ardından ertesi gece de aynı şey oldu ve diğer gece de. Her seferinde ne gördüğümü hatırlayamadığım bir kabustan uyandım. Hepsinde aynı korku vardı. Her uyandığımda gecenin geri kalanında korkudan uyuyamayıp sabaha kadar etrafa yorgan altından bakarak geçirdim. Ve bu olaylar günlerce sürdü. Son bir gece rüyamda ilk kez ne olduğunu hatırlayarak uyandım. Kapkaranlık, hiçbir şey görmediğim bir yerdeydim. En ufak bir görüş açısı bile yoktu. Neredeyim ben diye bağırdım. Yağmur yağmaya başladı. Tek duyduğum yağmurun sesiydi. Ardından da şimşekler çakıyordu. Geceleri en büyük korkum şimşek çakması ve şiddetli yağan yağmur sesidir. Rüyamda da bunu görüyordum. Yağmur sesine odaklanmışken hiç beklenmedik bir şekilde bir ayak sesi duydum. Uzaktan yakına doğru geliyor ses. Ayak sesleri netleştiğinde tüm o sesler arasında birisi "Seni görüyorum Ayşe" diye fısıldadı. Sesi çok korkunçtu Ali. Çok kötüydü. O ses kafam içinde yankılanmıştı. Onu duyabiliyordum. Bana o sözleri fısıldadıktan sonra uyanmıştım. Dehşete düşmüştüm. Korkutan yatakhanenin karanlığına bakarak ağlıyordum. Dışarı baktığımda bilirsin o büyük pencerelere yağan yağmurun damlaları çarpıyordu. Hala çok korkuyordum.
O ses kafamın içinden gitmiyordu. Şimşekler çakmaya başlayınca korkup yatağıma geri attım ve yorgan tamamen üzerime örttüm. Herkes uyuyordu. Ayakta yalnızca ben vardım. Ama birden rüyamdakinin aynısı oldu. O uzaktan duyduğum ayak seslerini şimdi yine duyuyordum. Birisi koridordan bana doğru yaklaşıyordu. Ayak sesleri gittikçe netleşirken çok şiddetli bir şekilde gök gürledi ve acayip bir gürültü oldu. O anda elektrikler kesildi. Yetimhanenin dışarıdaki lambaları ve koridorda yanan ışıkların hepsi söndü. Her yer tamamen karanlık olmuştu. Hiçbir şey göremiyordum. Korkunçtu. Nefes almadan, yutkunmadan, sessizce, hiç kıpırdamadan yatağımda öylece duruyordum. Korku içinde tüm bunların gerçek olmaması için dua ediyordum. Ama korkarım ki gerçekti ve bunun farkındaydım. Ayak sesleri gitgide yaklaştığında işte o sesi duymuştum. Kulaklarımın içinde "Seni görebiliyorum Ayşe" diye yankılandı o korkunç ses. Korkudan gözlerimi bile açamadım. Yatağın içinde tir tir titriyordum. Ona bakamadım bile. Baksam da göremeyecektim. Çünkü hala elektrikler kesikti ve zifiri bir karanlık vardı. Gece yarısı gerçek hayatta uyanıkken kabusu yaşıyordum. Sonra birden sesler kesildi ve ayak sesleri uzaklaşıp gitti. Ama ben korku içinde öylece kala kaldım. Kıpırdayamadım. Arkasından bakamadım. O gelen kimdi? Neydi? Asla bilmiyorum. Ertesi gece yatağa girdiğimde ışıklar kapanınca korkudan uyuyamamıştım. Sürekli etrafa bakıp durdum. Uyumamaya direniyordum. Ama yine de bir süre sonra daha fazla uyanık kalamayıp uyuyakalmışım. Rüyamda nefes nefese karanlık ve yine yağmurlu bir havada ormanın ortasındaydım. Yağmurdan sırılsıklamamıştım ama aldırış etmiyordum. Bir şey arıyordum sanki. Belki bir çıkış yolu. Bilmiyorum. Orman içinde koca ağaçların arasında oradan oraya gidiyorken ileriden gelen bazı sesler duydum. Bunu duyduktan sonra seslere doğru yöneldim. Yürürken içimde sanki birisi beni takip ediyormuş gibi bir his vardı. Sık sık arkamı kontrol ediyordum. Yağmurdan sırılsıklam olmuştum. Koşar adım seslere doğru gidiyordum. Bir kız çocuğunun çığlık sesleri gibi gelmişti bana. Ne olduğuna bakmam gerekiyordu. Ormanın içinde birçok farklı yerden köpeklerin ulumalarını duyuyordum. Kalbim fena halde hızlı çarpıyordu. Havada buz gibiydi. İstemsizce oraya doğru hiçbir şey düşünmeden savruluyordum. Hem ilerliyordum hem de hala izlendiğim hissi, peşinden bir göz varmış hissi yakamı bırakmıyordu. Hava iyice soğumuştu. İçten içe titriyordum. Üzerime korku ve panik havası çökmüştü. Saatlerdir burada bu haldeymişim gibi yorgun ve halsizdim. Arkamdan biraz önce geçtiğim yerlerden bir şeyin hareket ettiğini duydum. Çalılardan birisinin geçtiğini ve geçerkenki çıkardığı hareket sesini fark ettiğimde hızla koşmaya başladım. Allah'ım, burada ne yapıyorum ben? Neresi burası? Kim bu peşimdeki diye ağlayarak çaresizce koştum. Nefesim tükenmek üzereydi ama duramazdım. Korku artık iliklerime kadar işlemişti. Ayaklarımı hissetmiyordum. Koşarken yalın ayak olduğumu fark ettiğim o an neden bu kadar üşüdüğümü anladım. O ana kadar yaşadığım adrenalin yüzünden yalın ayak olduğumu fark etmemiştim bile. Ayaklarım şişmiş. Bastığım yerlerdeki dikenlerin, çalıların yüzünden her tarafım kesik kesik olmuştu. Resmen kabusu yaşıyordum. Akıl almaz derecede korkunç bir haldeydim. Baktığım hiçbir noktada yardım isteyebileceğim hiç kimse yoktu. Dağ başında, ormanın ortasındaydım resmen. Beni kimsenin kurtaramayacağını henüz kabullenmemiştim. Çünkü hala varmaya çalıştığım o yerde birilerinin olduğunu düşünüyordum. Artık takatim kalmamıştı. Adım atacak halim yokken ormanın ortasında deli gibi birinden kaçarak kurtulmaya çalışıyordum. Sonunda bir şey gördüm. Uzaktan eski bir yapıya benziyordu. Yaklaştıkça oranın bir yıkıntı olduğunu fark ettim. Harabe gibi bir yerdi. Artık sanırım peşimdekini atlatmıştım. Bunu fark edince o harabenin gerisindeki ağacın arkasında durup gizlendim. Önce yere çöküp soluklandım. Ayaklarım kan toplamış, şişmiş ve paramparça haldeydi. Ama canımın yandığını pek hissetmiyordum. Yağmur şimdi dinmişti. En azından artık ıslanmayacaktım ama. Zaten sudan çıkmış balığa dönmüştüm bile. Yeterince soluklandığımda kalkıp o yıkık yere baktım. Tam bir harabeydi. Buradan sesler duyduğuma emindim ama şimdi kimseler yoktu. Tam olduğum yerden çıkıp o yıkık yere gidecekken ileri taraflardan ürkütücü bir gürültü duydum.
Buraya doğru yaklaşıyordu sesler. Birden fazla anlamsız ve çok kalın tonda, can sıkıcı, ürkütücü seslerdi. Biraz sonra sesler iyice netleştiğinde onları çıkaranlar gelmişti. Gözlerimi inanamadım. İki kocaman simsiyah şeyi gördüm. O harabeye geldiler. Ama yalnız değillerdi. Bir çocuk sesi duyuldu. Yanlarında küçücük bir çocuk taşıyorlardı. Sürekli ağlıyordu. Çocuğun çok korktuğu belliydi. Gidip ona yardım etmek istedim ama ne yapabilirdim ki? Çok korkunçlardı. Bu dünyaya ait değildiler. Biçimleri dev bir insana benziyordu. Başlarına siyah bir örtü gibi bir şey vardı. Daha beri de bana yakın olanı net olarak görmüştüm. İnsanı andıran biçimin üzerinde bir koç başına benzer yüzü vardı. Her biri avucum kadar büyüklükte kocaman gözleri etrafı sürerken çocuğu yere bıraktılar. O anda onu görebilmiştim. Bu bir kız çocuğuydu. Avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Onun bu ağlaması başında duran o iki mahluku çok kızdırmış gibiydi. Çocuk ağladıkça onlar da kulaklarımı tırmalayacak kadar şiddetli bir tonda ona bağırıyorlardı. Çocuğa bir şey yapmak üzereydiler. Daha fazla buna seyirci kalamazdım. Durduğum yerde hemen ağacın dibinde bir taş bulup onu ileri bir tarafa fırlattım. Taş ağaçların dallarına çarpa çarpa düştüğünde ikisi de irkildi ve etrafa bakmaya başladılar. Çıldırmış gibiydiler. Dikkatlerini dağıtmıştım ama ne olduysa işlerinden biri doğrulup bir anda tam olduğum tarafa kilitlendi. Bana bakmıyordu ama olduğum tarafa bakıyordu. Göz gözü gelmemiştik. Çıt bile çıkarmamıştım. Doğru düzgün derin nefes dahi almadan duruyorken nasıl oldu da bu yönde bir şey varmış gibi baktı. Korkunun zirvesini yaşıyordum. Tarif edilemez anlardı. Bir süre baktıktan sonra sanki biliyormuş gibi tam olduğum ağaca doğru bakarak kelimeleri uzata uzata dehşet verici bir tonda "Seni görüyorum," dedi ve çok kızgın bir şekilde buradan uzaklaşmaya yeltenirlerken diğer yerde yatan çocuğun omzuna bir darbe vurdu ve defolup gittiler. O anda da tam arkamdan bir çıt ses duyup döndüğümde o iki mahlukla burun buruna geldim. İşte o anda kabustan uyandım. Ayşe bunları anlattıktan sonra yakasını sıyırıp omzunu gösterdi. Orada genişçe çok önceden olduğu belli olan yara izi vardı. Kendisine bildi bileli bu iz oradaymış. Ağlayarak bana sarıldı. "Ben ne gördüm böyle? Ali, bana neler oluyor?" dedi. Ona "Korkma, ben yanındayım. Hepsi geçecek. Bu sadece bir kabustu. Başka ne olabilir ki?" dememe kalmadan ayakkabısını ve çorabını çıkarıp bana ayağını gösterdi. Ayağı neredeyse mosmordu. Her tarafındaysa küçük küçük kesik izleri vardı. "Bunlar daha önce var mıydı Ayşe?" dedim. Yüzünde çok belirgin bir korku ifadesiyle hayır anlamında kafasını salladı. Şok olmuştum. "Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkün olamaz. Bunun bir izahı yok ki," dedim. "Ayşe, bir şekilde çocukken başına gelmiş olanları, onu kaçıran iblislerin onu bıraktığı o harabeyi görmüştü. Ama bu imkansız. Rüya rüyadır. Orada gördüğün orada kalır dememle bana sarılmışken Ayşe'ye ait olmayan az önce bahsettiğim o kalın ses tonuyla yüzüme bakmadan "Ya rüya değilse?" dedi. Bir an için onu ittim. İçimde bir korku oldu ve irkilmiştim. "Ne dedin sen?" dedim. Anlamamış bir ifadeyle bana bakıyordu. Bir daha tekrarladım. "Neden öyle dedin Ayşe?" dedim. "Ben bir şey demedim ki," dedi. Ayağa kalktık. Elimi yüzüme ovuşturup korkuyla sağa sola baktım. Zaten anlattıklarından etkilenmiştim. Bu ses de neyin nesi şimdi? Ama Ayşe'nin her halinden ne söylediğini, o ses tonunu hatırlamadığı belli oluyordu. O an ne yapacağımı şaşırmıştım. Ama fazla da üsteleyemezdim. Kız zaten bitik durumdaydı. Bir de ben zorlayamazdım onu. Buradan çıkıp yetimhaneye döndük. Ayşe yol boyu sürekli ama sürekli olarak arkasını kontrol ediyordu. Hala korkuyordu. Psikolojisi harap olmuş kızın. Onun hali çok zoruma gitmişti. Ayşe kızlar tarafına gittikten sonra ben de binaya çıktım. Kara kara olanları düşünüyordum. O günden sonra arkadaşlarla konuşup her gün onunla ilgilendik. Onu meşgul ettik. Kafası dağılsın diye çok uğraştık. Kendini yalnız hissetmemesi için çırpındık. Okulun yaptığı gezilere katıldık. Birlikte sürekli vakit geçirdik. Zaman içinde Ayşe de günden güne olan değişimi fark ediyordum. İyiye gidiyordu. Uzun bir süredir de o türlü kabuslara maruz kalmadı şükür. Uyku düzeni de normale dönmüştü.
Neredeyse eski neşesi geri geldi diyebilirim. O benim can yoldaşımdı. Bu sıkıntıları yalnız başına çekip delirmesine izin veremezdim. Biliyorum ki o da bana aynısını yapardı. 18'imizi geçtiğimizde yetimhaneden ayrıldıktan sonra Ayşe ile beraber annemi görmeye gittik. İkisini tanıştırmak istemiştim. Annemi de çok uzun zaman sonra görüyordum. Görüş süresince hasret giderdik. Ona iyi olduğumu göstermek istemiştim. Cezaevinden çıktıktan sonra Ayşe elimi tutup beni sakın bırakma dedi. Ona sarılıp hiç yanından ayrılmayacağımı söylediğimde bana bakıp ben ailemden birilerini bulmak istiyorum. Bana ne olduğunu, gerçekte kim olduğumu, gerçek adımı hepsini merak ediyorum dedi. İşte o an Ayşe'ye yardım edeceğime dair söz verdim. İlk önce hatırladığı en ufak şeylerden yola çıktık. Ama bir şey elde edemedik. Yetimhane müdürüyle görüştük. Adam sağ olsun elinden geleni yaptı ama Ayşe hakkında en ufak bir bilgi yoktu. Maalesef oradan da eli boş ayrılmıştık. Aradan 7 yıl kadar geçti. Önce onunla nişanlandık. Kendi aramızda, arkadaşlarımızla beraber küçük bir kutlama yaptık. Düğünümüz olmadan evlendik. Çünkü 5-6 arkadaştan başka çağırabileceğimiz kimsemiz yoktu. İkimiz de hem çalışıp hem de açıktan okuduk. Ayşe felsefe öğretmeni oldu. Ben ise tam kendime göre bir meslek seçip araştırmacı gazeteci oldum. Bu süreçte aradan geçen yıllar içinde Ayşe'nin ailesini geçmişini araştırmaktan hiç vazgeçmedik. Ama maalesef hiçbir iz bulamıyorduk. Ayşe ile birlikte kendimize şirin bir ev tutmuş geçinip gidiyorduk. O dönem benim için biraz yoğun geçiyordu. Metafizik alem ile ilgili bir araştırma içindeydim. Önemli bir gazeteden teklif almıştım. Eski yetimhane müdürümüz onu ziyarete gittiğimde mesleğimi öğrenince bana hatırlı sayılır bir gazeteden iş ayarlamıştı. Görüşmeye gittiğimde oranın yetkilisi bana bu konuda araştırma yapmam ve dosya haline sunmam istedi. O günden beri araştırma yapıyordum. Zaten bulunduğumuz yerler bununla meşhur olan garip varlıkların başka alemlerin ana vatanı olarak tanınan Nusaybin'di. Aklınıza gelecek her köyü gezdim. Bir sürü insanla röportaj yaptım. Tanıdık herkese de haber uçurmuştum. Eğer bir şey duyar öğrenirlerse bana haber vermelerini söyledim. Ne zaman kimden ilginç bir şey çıkacağı belli olmazdı. Bu sabah Kırıklar Köyü diye bir yere gittim. Orada cinleri gördüğünü iddia eden bazı köylüler varmış. Bunu haber alınca atlayıp bir de kendim görüşmek istedim. Köyde anlatılan garip olaylar ilgimi çekmişti. Şimdiye kadar bir sürü hikaye, olay topladım ama hala araştırmanın asıl olay diyebileceğim öneme sahip ilginçlikte bir şey arıyordum. O gün de bu amaçla gittim o köye. Geçen sene buraya bir sorun için gelmiştim. Köyün elektrik sıkıntısı, su problemi vardı. Gelip muhtarla ve insanlarla görüşüp haber yapmıştım ve o haber bu köyün sesini duyurmasına vesile olmuştu. Muhtarla da o zaman telefonlaşmıştık. Ben de sağa sola haber verirken muhtarı da arayıp bir şey duyarsa aramasını rica etmiştim. Sağ olsun o arayıp böyle böyle deyince kalkıp geldim. Muhtarlıkta oturup çay içerken olan biteni şöyle üstün körü muhtardan dinlediğimde kesinlikle burada iyi bir olay yakaladığımı farkındaydım. Acayip, daha önce hiç duymadığım şeyler olmuş. Muhtar olanları anlattıktan sonra birlikte köyün karantinasına gidip ahaliyle selamlaştık. Onun ricasıyla gencinden, yaşlısından olanları dinleyecektim. Zaten burada simam yabancı değildi. Size bahsettiğim meseleden bana karşı sempatileri vardı. Odunlu sobanın yanındaki masaya geçip tek tek insanlarla görüştüm ve olanları duyduktan sonra kulaklarıma inanamadım. Olaylar şöyle başlamış. Köyün en dış kısmında olan bir başına yaşayan yaşlı Hüsniye teyze bir sabah kalktığında evin buz gibi olduğunu fark ediyor. Sonra bir de bakıyor ki içerideki bazı pencereler açık. Hemen gidip pencereyi kapadıktan sonra hırsız mı girdi diye işkillenip hem kilere hem de kıymetli şeyleri sakladığı odaya bakmaya gitmiş. Her şey yerli yerindeymiş. Son kez bir de altınları koyduğu yere bakayım dediğinde hiçbir yerinde yokmuş. Teyzenin bütün altınları çalınmış. Tabi bunu görünce basmış yaygarayı. Onun sesine gelen köylüler olayları öğrenince hemen jandarmayı aramışlar. Jandarma gelip parmak izi almış falan ama sadece buldukları iz Hüsniye teyze ve onunla beraber bakan muhtara aitmiş. Hiçbir şey çıkmayınca olay yaşlı kadının altınlarına olmuş.
Bu mesele köydeki herkesi huzursuz etmiş. Çünkü daha önce köyde böyle bir şey hiç olmamış. Ne bir hırsızlık, ne bir olay. Köydeki herkes kendi halinde insanlar olduğu için onları anlayabiliyordum. İnsanları dinledikçe olaylar daha da garipleşti. Hüsniye teyzenin olayını öğrendiği sabahın gecesinde bir olay daha olmuş. Aynı gece 5 ev birden benzer şekilde soyulmuş. Olayları tuhaf yapan şeyler ise yine hiçbir parmak izine rastlanmıyor. Bir tuhaf olan da bu evlerden hepsinin sahiplerinin anlattığı şey, altınların yanında nakit para da vardı. Ama paraya dokunmayıp yalnızca altınları alıp kaçmışlar. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. İşler giderek garipleşiyordu. Köylülerden Adem abi o gece bir şey gördüğünü söyledi. Gece yarısı balkona çıkmış sigara içiyormuş. Mutfağın penceresi önünden dışarı bakarken karşı sokaktan geçen bir şey görmüş. Kambur gibi iki büklümdü. Değişik bir tipi vardı. Her tarafı kontrol ede de sinsice koşuyordu. Onu görünce korkup içeri girdim. Pencereyi de kapattım. Üç harflerden de o yeğenim. Allah korusun çarpar adam bu iblisler dedi. Adem abi korkunca korkudan salona geçip Yasin okumuş. Sabah olunca kimseye söylemedim diye sorunca yok kimseye demedim dedi. Nasıl yani? Neden söylemedin Adem abi dedim. Ya benden gelir de intikam alırlarsa diye korktum dedi. Onu gördüm diyen başkaları da vardı. Adem abi tek değildi. İkinci geceden sonra peş peşe köydeki her ev soyulmuş. Ne kadar altın varsa hepsi gitmişti. Ama tek bir kuruş bile nakit paraya dokunulmamıştı. Köylülerden hepsi yani onları gördüm diyen herkes aynı şeyi tarif ediyordu. Jandarmayı çağırıp gördüklerini anlatmışlar. Simsiyah ve kambur duran, geceleri köyün sokaklarını cirit atan o cinleri gördüklerini söyleyip robot resmine kadar çizdirmişler. Tabii jandarmalar köylünün saçmaladığını düşünüp bu meseleyi ciddiye almamış ve adamları geçiştirmişler. Köydeki tüm altınlar gittikten sonra en azından cinlilerden kurtulduk diye sevinmiş millet. Artık gelmezler diye düşünmüşler. Ama birkaç gün sonra kabus gibi bir gece yaşamışlar. Köyün iki çobanı sabaha karşı koyunlarını otlatmaya çıkarmış. Saat çok erken olduğu için daha hava tam aydınlanmamış. Bunlar köyden çıkıp hemen köyün arkasındaki yeşillik yerde hayvanları otlatırken köpeklerden birisi yanlarından ayrılıp biraz uzağa gitmiş. Çobanlardan biri köpeği getirmek için yanına gittiğinde hayvan bir noktaya kilitlenmiş bakıyor ve hırlıyormuş. Adam köpeğin bu halini görünce endişelenip nereye baktığına bakınca gözlerine inanamamış. Tam karşısında köylülerin o gördükleri kambur cinlerden onlarcası bu kısmı kendilerine mesken bellemişler. Çobanın onları izlediğini fark edince de peşlerinden gelip saldırmışlar. Çobanlar da arkalarına bakmadan köye kaçmışlar. Köylü çobanların peşine düşen bir iki kambur cini görünce taşlamaya başlamış. Herkes onları taşlayınca bunlar kaçıp gitmiş. Köylüler de onlarla baş edebildiklerini sanıp mesken belledikleri yere kadar kovalayıp altınların peşine düşmüşler. Ama oraya vardıklarında her kişiye 3-4 tane düşecek sayıda olduklarını görmüşler. Köylü gerisin geriye kaçıp evlerine sığınıp kapıları, pencereleri kapatmış. Ama güneş batıp hava kararttıktan sonra bütün kambur mahluklar köye karabasan gibi çökmüş. Hemen hemen her haneye musallat olmuşlar. Köylü 3 gece boyunca onların gazabına uğramış. Bunun böyle gitmeyeceğini anladıklarında bütün köylü evlerinden Kur'an-ı Kerim'i alıp köy meydanına gelmişler. Yerlere büyük hasırlar serilmiş. Konuyu duyan civar köylerdeki bütün hocalar, ilim irfan sahipleri yardıma gelmiş. Hepsi yere oturup Kur'an okumaya başlamış. Muhtarın dediğine göre bir gece boyunca hiç ara vermeden okuduk. Sonra kalkıp mesken belirttikleri yeri talan ettik. Bir daha da gelemediler şükür dedi. Duyduklarım karşısında hayretler içinde kalmıştım. Muhtar bana o mesken diye kaldıkları yeri de gösterdi. Kendi gözlerimle gördüm. Notlarımı ses kayıt cihazına alıp köyden ayrıldım. Artık dosyayı tamamlayabilirdim. Bu iyi bir haber olmuştu benim için. Ama yol boyu olanları düşündüm. İnsanlar neler yaşamış böyle? Aklıma Ayşe'nin küçükken yaşadığı olaylar geldi. O başına gelenler sadece rüyadan ibaret değilmiş meğer. Bu insanlara bunu yapan iblisler Ayşe'ye de musallat olmuşlardı. Çok şükür geride bıraktık o günleri dedim. Ev vardığında çalışma odama geçip topladığım ses kayıtlarını ve aldığım notları birer birer yazıya dökmeye başladım.
Benim için harika bir referans olacaktı bu haber. Bir aydır yaptıklarımı derlemiş, 2 saattir masadan kalkmadan yazmıştım. Artık son gittiğim köyde olan olayları yazmak kalmıştı geriye. Onu da akşama bitirir, yarın teslim ederim diye kafamda planladım. Balkona çıkıp yeni yaktığım sigaramı içerken saate baktım. Ayşe dersen yeni çıkmıştır deyip aradım. Okuldaymış. Öğretmen arkadaşlarıyla yemeğe gidecekmiş. Açsan gel birlikte yiyelim dedi. Olur. Ben de eve gelmiştim. 10 dakikaya yanınızda olurum deyip kapatıp evden çıktım. Tam arabaya bindiğimde telefonum çaldı. Arayan Sevgi'ydi. Sevgi Yetimhane'den Ayşe ile hala görüştüğümüz ortak arkadaşımız. Kendisi bir huzur evinde bakıcılık yapıyordu. En son onunla geçen hafta konuşmuştuk. Bu hazırladığım haber için onu aramıştım. Telefonu açtığımda bana haberi ne yaptığımı sordu. Bitirdim dedi. Ben de bitirdim sayılır. Sadece düzenlemesi kaldı dedim. Eğer teslim etmediysen çabuk buraya gel. Duymak isteyeceğin çok acayip bir olay var dedi. Ben de teşekkür edip artık gerek kalmadığını söyleyecektim ama içimden bir ses gidip olayı dinlememi söyleyince tamam kapat geliyorum dedim. Ayşe'yi arayıp yemeğe gelemeyeceğimi, işimin çıktığını söyledim. Huzur ev bize 10-15 dakika uzaklıktaydı. Hemen yola çıkıp oraya gittim. Sevgiyle selamlaşıp ayaküstü hal hatır sohbet ettik. Beni huzur evinin bahçesine götürüp yaşlı bir amcayla tanıştırdı. Adı Mümtaz'dı. Mümtaz amca bana, demek gazetecisin oğlum. Maşallah gençsin de deyip yüzümü okşadı. Elini öpüp ses kayıt cihazımı açtım ve sordum. Mümtaz amca, senin hikayen nedir? En başından hatırladığın kadarıyla bizlere anlatabilir misin? Rica etsem dedim. Mümtaz amca memnuniyetle dedikten sonra kayıt cihazına doğru hafif eğilerek anlatmaya başladı. Benim adım Mümtaz Bulut. Doğuma büyüme Nusaybinliyim. Rahmetli babam ve annemi çok erken yaşta kaybettim. Onlar ölünce dedem beni himayesine aldı. Bana çiftçiliği öğretti. Tarlaları üzerime yaptı. Babaannem de vefat ettikten sonra şu hayatta bir o bir de ben kalmıştık. Kimseye muhtaç olma. Bu tarlalara bak ki onlar da sana baksın derdi. Ben de dedem rahmetli olduktan sonra tarlalara bakmaya başladım. Hasat zamanı gelince işçilerle beraber malları kamyona diser, hale götürür satardım. Gitmişken de merkeze uğrar, lazım olacak öteberileri alırdım. Ha bir de köyde durumu olmayanlara kıyafetti, o tarz şeyler alır getirirdim. Çocukları da unutmazdım. Onlar için de poşet poşet oyuncak getirirdim. Şu hayatta bir başıma kaldığım için yanında çalışanlara ve çocuklarına ailemmiş gibi davranırdım. Yaşım 20 küsürlere gelmişti. Yine hasattan sonra malları alıp hale gittik. Hayatta unutmam o günü. Bundan tam 50 sene evveldi. Yanımda çalışan Selim'i kendim merkeze bıraktırıp onu hale gönderdim. Tarlada çalışanlar için kıyafet almaya girdiğim dükkanda dünya güzeli bir kızla tanıştım. Adı Ayşe'ydi. Birbirimizi ilk görüşte sevdik. O zamanlar gizli gizli buluşmaya başladık. Ayşe bize yarım saatlik mesafedeki Harput köyündendi. Buraya amcaoğluyla alışverişe gelmişti. Uzun zaman boyunca köylerin arka tarafına kadar gider. Orada kullanılmayan eski bir evde görüşürdük. Evin sahipleri buradan göçünce terk edilmiş olarak öylece kalmış. Anahtarı da Ayşe'nin babasındaydı. Kimselere görünmemek için orada buluşuyorduk. Ben artık bu işin adı konuşsun, göre neden olur da Ayşe'ye laf gitmesin diye babasını kızını istemek için geleceğimin haberini gönderip müsaade istettim. Ama babası mendebur, kem suratlı, değişik bir herifti. Bana yetim adama verecek kızım yok benim diye haber yollamış. Bunu duyduğumda çok ağrıma gitmişti. Ayşe'yi de eve hapsedip dışarı salmıyordu. Bize de kaçmaktan başka çare bırakmadı. Ayşe'yi kaçırıp bizim köye getirdim. Aramızda nikahımızı kıyıp beraber yaşamaya başladık. Ali oğlum, senin yaşlara geldiğimde bir oğlum olmuştu. Ona rahmetli babamın adı olan Mustafa adını verdim. Mustafa doğduktan sonra Ayşe'nin babası bizi buldu. Köye gelip ortalığı karıştırdı. Birbirimize girdik. Evlenip çoluk çocuğa karıştığımızı öğrenince delirdi. Bu burada kalmayacak deyip gitti. Sonradan öğrendim ki bu meymenetsiz herif kızına zulmeden parasını insanların hayatlarıyla oynayarak kazanan bir büyücüymüş. Kimse de sevmezmiş onu. Ayşe babasından çok korkuyordu. Bense aldırış etmiyordum. Ama o alçak babasının neler yapabileceğini bildiği için korkuyordu.
Haklıydı da. Bu olaylardan sonra oğlum Mustafa büyüyüp koca adam oldu. Ben ellerime dayandım. Oysa 20'lerine delikanlı olmuştu. Aradan geçen yıllarda Ayşe'yi kaybetmiştik. Ayşe yıllar önce geceleri kabuslarla uyanıp sıkıntılar çekmeye başlamıştı. Durumu gittikçe kötüleşti. Artık cinlerin ona göründüğünden bahsedip duruyordu. Sağlıklı düşünemiyordu. Onu hocalara götürdüysem de kâr etmedi. Bir gece ben uyurken kendini asıp intihar etti. Artık o öldükten sonra Mustafa bahsettiğim gibi büyümüş, koca adam olmuştu. Zaman içinde muhtar arkadaşım Halit Bey'in kızı Melek ile birbirlerini sevdiler. Ben de gidip muhtarla konuşup sevenleri baş göz edelim dedim. İkisinin düğününü yaptık. Onlara köyün en sessiz, sakin yerinde güzel bir ev yaptırıp hediye ettim. Maşallah pek güzel anlaşıyorlardı. Artık ben yaşlandığım için işleri oğlum bakıyordu. Günün büyük kısmını kahvede tavla atarak geçiriyordum dedi. Buradan sonrasını Mümtaz amca gözyaşları içinde anlatmaya devam etti. Tam 27 sene önce Mustafa'mın çok güzel bir kızı oldu. İsim koyma işini büyükler olarak bana bırakma inceliğini gösterdiler. Ben de tıpkı rahmetli karım gibi güzel olan torunuma Ayşe adını verdim. Onun adını yaşatsın istedim. Hemen hemen her gün Ayşe kızımla oyunlar oynuyorduk. Sürekli beraberdik. Ben ona, o da bana çok düşkündü. Güzel kızım benim. Yanılmıyorsam 3 yaşında ancak vardı. Oğlumla gelinim Ayşe'yi bana bırakıp şehre gittiler. Mustafa hale uğrayacak. Melek de kendine ve işçilere kıyafet falan alacaktı. Asla geri dönemediler Ali oğlum. Çok kötü bir kaza geçirdiler. İkisi de arabanın altında can verdi. Hayatta sevdiğim herkesi kaybedeceğimi görerek yaşamak varmış kaderimde. Çünkü o ölüm gecesinde torunumu benden aldılar. Bir gece yatağındayken onu kontrol etmeye gittiğimde yerinde yoktu. Ona hiçbir şekilde ulaşamadım. İzini bulamadım. Onları kaybettiğim gün çılgına dönüp evi ateşe verdim. Evlatlarımı toprağa verdikten sonra malı mülkü işçilere bağışlayıp bu huzur evine yerleştim. Ve adım kadar eminim ki bize bunları yapan o şerefsiz büyücüydü. Onun yüzünden tüm ailemi kaybettim dedi. Anlattıkları karşısında hayatımın şokunu yaşıyordum. Mümtaz amca Ayşe'nin dedesiydi. Karısıyla buluştukları o yer Ayşe'nin bulunduğu harabeydi. Adını babaannesinden almıştı. Bunları Mümtaz amcaya hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattım. Hiç merak etme. Torunun yaşıyor. O benim karım dedim. Ona torunu alıp geleceğimi söyleyip hemen yola çıktım. Ayşe'yi okuldan alıp hiçbir şey anlatmadan bir sürpriz yapacağımı söyledim. Birlikte huzur evine geldiğimizde çocuklar gibi heyecanlıydım. O anın nasıl olacağını kafamda düşünürken bir terslik olduğunu gördüm. Sevgi ve diğer bakıcılar bir yerlere koşturuyorlardı. Sevgiyi kolundan tutup neler oluyor dedim. Gözyaşları içinde kafasını sallayarak Mümtaz amcayı kaybettik. Başımız sağ olsun dedi. O an yıkılmıştım. Ayşe her şeyden habersiz neler olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ona biraz önce ölen adamın dedesi olduğunu söyledim. Her şeyi anlattım. Mümtaz amcanın kalbi bu heyecana dayanamamıştı. Ben çıktıktan sonra kalp krizi geçirip son nefesini vermiş. Bu olaydan 3 sene sonra bizim bir oğlumuz oldu. Ve adını hiç düşünmeden Mümtaz koyduk. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.